soğanları bu şekilde. Alttakiler klasik. Üstteki biri violet. Bir tanesi de fork soğan. Yerleri altta. Çocuklar da orada. Böyle az da olsa doğal bir ortam oluşturmaya çalıştım. Ön tarafta el, havalı ön tarafta. Üst kısımda şu şekilde. Yani boyut olarak baktığınızda kaç geliyor? Muhtemelen 1.80 boyunda falandır. 1.73'te 1'dir. 23 boyuna 1.20 gidiyor. Böyle aşağıya bırakmış olduğum otları yuva yapacakları zaman teker teker alıp açık şekilde su koydum oraya. Otun içine batırıyorlar. Sonra şu şekilde gördüğünüz gibi buradan içeriye. Orada ne var? Hemen de bastım. Şöyle bir tane yuvalık taktım ben buraya mı? Bunlar burayı doldura doldura patlattılar burayı. Ben de bu şekilde bantların tabi şu an biraz açık gibi duruyor. Tam kapalı değil. Onların yuvası su yaramazları. Şurada diğer tarafta da görükmüyorlar ama şöyle bir tane daha yuvalık astım işte. Ben şuralarda birkaç tane daha, yani iki tane daha yuvalık vardı. İki yuvalığını ben çıkardım. Şimdi iki çift var burada. Bir çift imitasyon, bir çift klasik. Kavga yapıyorlar, yer kavgası yapıyorlar. Bir tanesi geliyor bir çifte. Tek yuvanın içine şeyler taşıyor. Sonra bırakıyor orayı. Sonra diğer yuvalar geçiyor. Diğer yuvalara baktığımda yine şeyler taşımış oluyor. Sonrasında diğer yuvalığı ilk başta başlamış olduğu yuvalığı bırakıyor. Diğerine devam ediyor. Bu sefer ne? Diğer çift oraya yuva yapmak istediğinde de bu seferini bu klasiklerle kavga ediyorlar. Bir dönem bıraktım bunları bu şekilde. Olmadı. Anlaşamadılar. Yani kabulleniyorlar mı artık yuvayı? Ne hikmetse anlayamadım. Sonrasında çıkardım. Sadece iki tane yuvalık bıraktım. Net olsunlar dedim. Hanginiz benimselseler onun olsun diye düşündüm. Böyle daha iyi oldu. Sonra baktım gitmiş mutasyonlar şuraya yukarıya yapmışlar. Klasikler de gelmişler buraya. Böyle güzelce yumurtlayıp buluşmaya bastılar. Şöyle bakalım bu çiftin altında yavruları vardı. Şunu şöyle kavuralım. Evet, yuvaları da ne şekilde yaptığını göstereyim. Şöyle şu üst kısımdan giriyorlar. Buradan alt kısmı da böyle nasıl diyeyim şöyle elimi sokayım. Şöyle bir yuva yapmışlar. İçine baktığımızda bir tane yumurta var. Sanırsam o yumurta boş. Şunu alayım oradan. Şöyle bir bakalım. Ya muhtemelen boş, evet. Boş çünkü en son burada şan yavru vardı. Hemen şöyle biraz daha yaklaşalım. Yaklaşalım olmuyor mu? Şöyle. Gördüğünüz gibi alayım. Şöyle tak tak tak.
başlayalım. Şekilde. Şöyle ilk çıktıklarında nasıl diyeyim, lan şey rengi mi diyeyim artık, yani böyle bir renkte oluyor şu ufak tefek tüyler. Sonradan bu tüyleri atıyorlar, renklerine dönüyorlar. Şöyle annesi şöyle gördüğünüz gibi güzelce doyurmuş onları. Şurada belli oluyor. Bizim kamera biraz daha böyle çok şey yok ama iyi kötü bahsetmeye çalışıyorum. En küçük yavru bu. Şu an bundan bir 3 gün kadar bakayım, bu ha 3-6 gün kadar fark olan yavru da bu. Şunları atalım şuradan. Bunlar böyle dünya tatlıları. Oynamalar. Tabii mecazen söylüyorum bunu. Yani şöyle odakladığımızda yavru bu şekilde. Annesi de görüyor oradan böyle. Keskin keskin bakışlar atıyor. Şöyle biri bu. Bu muhtemelen ilk çıkan yavru. Hemen bakalım bir nerede. Biraz daha içeriye doğru gitmişler. Böyle içgüdüsel olarak. Bu da onun bir küçüğü. Bu ikinci çıkan yavrumuz. Bunda maşallah annesi güzelce doyurmuş karınlarını. Uyumaya bırakmış onları. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Yani kanatları seviyorum. Tabii bunlar bambaşka. Biraz da tüylendiklerinde böyle. Daha da güzel şekil alıyorlar. Yani yaradan özenerek yaratmış hepsini. Kusursuz. Yani orada bir tane daha önceden çıkan bir yarık yavrum var. Şimdi de şöyle bir odaklayabilirsem. Evet. İlk parktan çıkan yavrum. Evet, şurada da var. Onları da bir çıkartayım. Burada. Evet. Nerede? Ha. Bir tane mavi yavru çıktı oradan ama net görünmüyor. Burada bir tane siyah kafa var. Bu dişimiz. Buradaki de dişli bir yöle de var. Dişli bunlar da böyle gelişik. Bunlar da öyle. Bunlar genelde dışarıda olduğu zaman böyle pek anlaşamıyorlar. Birbirlerini etekleyip duruyorlar. Ha, bak buraya da yavru. Yani şu aşağıdaki yavru. Önceki parktan gelen yavru. Bu çuval. Bunların da arkadaşa güzel bir almayı düşünüyorum. Tabi ayrıca mani kafesi tutmayacağım onları. Şimdilik yalnız kalmaması için aynı kafese koydum. Yem olarak arkadaşlar dar yönlerini teşvik etmiyorum. Bir de karışım yaptırıyorum. Karışımda neler var? Kenevir tohumu var. Yulaf var. Çekirdek var. Bir de aspir.
Aptır mı deniliyordu? Aptır mı? Neydi o? Yani iki çeşit oluyor onlar da. Bu beyaz olanlar, güvercinlerin falan yediği aptır deniliyor herhalde muhtemelen. Karıştırıyorum onları hep. Yani onlarla birlikte dört çeşit de karışık yem veriyorum. Yani ayrıca vermiş olduğum muhabbet yemleri de karışık. Tabii bunun içinde işte o aspirin denilenden yani küçük olan aspir, büyük olan aspir herhalde böyle bir durum var. Yani aspir. Bunlar birisi küçük, birisi büyük. Yani ikisinden de var öyle söyleyeyim yani. Durum böyle. Keyifleri yerinde. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.